Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında vefat etti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitiren Girik'in ilk başrolü, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filmi oldu. 1957 yılında çekilen Leke'yi Girik'in oyunculuk olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç yapım daha izledi. Fatma Girik, Menduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmindeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Menduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol alan Girik, ileriki yıllarda siyasete atıldı ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Girik siyaset ve oyunculuğu dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı ve o dönemler reyting rekorları kırmıştı. Türk sinemasına kazandırdığı filmler ve yapımlar ile yakinen tanınan Fatma Girik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Kemal Sunal'ın oynadığı pek çok filmde senaristlik ve yapımcılık da üstlenmiştir. Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, geçtiğimiz yaz göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunları bir süredir devam eden Fatma Girik, bu sabah Covid-19'a bağlı zatüre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Peki dört yapraklı yoncanın en kıymetli yaprağı Fatma Girik kimdir? Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan Leke filminde oynadı. Leke filmin ardından birkaç iddiasız filmden sonra Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Menduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizdeydi. Menduh Ün'le tanışmaları Fatma Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Menduh Ün'le ilişkileri 57 yıl sürdü. 2015 yılında vefat eden Menduh Ün'le Fatma Girik hiçbir zaman evlenmedi. Çünkü Menduh Ün başka biriyle evliydi. Karısı intihar eder diye hiç boşanmadı. 57 yıllık ilişkiden hiç çocukları olmadı. Fatma Girik'in koruyucu annelik yaptığı Ahu isminde bir kızı var. Yarım asırdan fazladır oyunculuk yapan efsane isim Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu sanat yolculuğunda aldığı ödüller 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı. 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı. Adana Altın Koza Film Şenliği 1969, Büyük Gemi, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü. Adana Film Koza Film Şenliği 1969, Ezogelin, En İyi Kadın Oyuncu. Adana Altın Koza Film Şenliği 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu. Antalya Film Şenliği 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü. Bunlar aldığı ödüllerden sadece bir kısmı. Hiç şüphesiz ki başarısıyla, güzelliğiyle, demokrat duruşuyla ve o güzel kalbiyle yeri asla doldurulamayacak efsane bir isimdi o. Hepimizin başı sağ olsun.